Evet arkadaşlar, merhabalar. Tekrardan Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Vampire the Masquerade oynayacağız. Yine vampir olacağız. Bu sefer oyun yöneticimiz Suat Deniz Vural. Kendisini zaten diğer oyunlarından tanıyorsunuz. Diğer oyuncuları da tanıyorsunuz. Eda var, benim ikiz kardeşimdi bir ara. Fakir olan. Ondan sonra Adil, sevgili paladinimiz. Evet, şimdi zaten vampir sistemi biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Daha derinlemesine böyle bir inceleme yapacağız ayrıyetten, onu da derin D&D gibi, ama o ilerleyen zamanlarda olacak. O yüzden böyle çok fazla şeylere girmeyeceğiz. Bugün ilk başta Suat'a sözü verdiğim zaman Suat bir şey bahsederiz. Yani neredeyiz, ne yapıyoruz, hangi yıldayız, nedir, ondan biraz bahseder. Ondan sonra da direkt oyunumuza geçeceğiz. Benim yapacağım birkaç duyuru var, onları yapayım. Hepinizin bildiği üzere her yayında da söylediğimiz gibi Twitch Amazon Prime 8 TL oldu. İlk ayı ücretsiz bunun. Sonra 2 ay ödemeye başlıyorsunuz. Ve birçok avantaj sunuyor size. İşte ben de bugün öğrendim. Mesela Amazon'da alışveriş yaparken belli illerde aynı günde kargolama yapıyorlarmış. Aynı gün teslimatını yapıyormuş Twitch Prime'lar özel. Ayrıyetten de ekstra indirimler yapılıyor Twitch Prime'ınız varsa eğer, Amazon'dan alışveriş yaparken. Onun dışında Twitch Prime üzerinden bize abone olabiliyorsunuz. Destekleyebiliyorsunuz. Onun dışında da bu Amazon Prime'ın içindeki o diziler, filmler, bunlardan Netflix gibi ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Onun dışında ne vardı? Her zamanki devam eden şeylerimiz devam ediyor. Bu yayın içinde en yüksek bağış yapan arkadaş konuk oyun bir NPC yaratıp oyuna katkıda bulunabiliyor. İstediği karakteri istediğini yapabiliyor. Onun dışında da ay sonuna kadar en yüksek bağışı atan kişiyi konuk oyuncu olarak istediği bir oyunda ağırlıyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Rebel sen demiş ki Kadim Büyük'te oturup çekirdeğimizi alıp izliyoruz. Yine soylu musun şimdiden öğrenelim, ona göre dur. Ona göre tavrımızı alalım mı? Evet. Soylu sayılır mıyım sevgili GM? Yani diğer oyuncuların sefaletine bakılacak olursa evet sayılırsın aslında. Ya zenginim. Param var. Verdim backgroundlara, aldım arkadaşım. Yani. Bastım paraya. Yine soylu musun? Onu öğrenelim, tavrımızı alalım. Ya da soylu var mı demişler. Valla çok soylu bir ırk, klan değilim bence. Ama backgroundlarımda para var, yani zenginim. Bir çatı katında, havuzlu bir çatı katında yaşayacak kadar zenginim yani. Hazırla hazırla, bıçakları hazırla. Evet Alperen, yeni oyuna başlıyoruz. Evet o zaman söz Suat'ta. Suat. Teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hem oyuncular olarak hem de izleyiciler olarak. Bu arada bu yayına hemen sözünü kesiyorum, kusura bakma. Eda çok sıkıntı değil, olabildiği kadar yapalım. Arkadaşlar İstanbul'da hepinize geçmiş olsun bu arada. Deprem olduğu için altyapıda, internette Eda sıkıntı yaşıyor. Hani böyle kopabilir, duymayabilir, yapabilir. Sesi gidip gelebilir. Çok yapmayın. Haftaya düzelmiş olur. Normalde hiçbir sıkıntısı olmuyordu. Evet. Bunu da yaptıktan sonra devam edebiliriz. Bu yayından önce teşekkür ederim. Evet, bana bayağı geç geldi. Bu yayından önce ufak bir kaynaşma oyunu oynadık. Tam oyun sayılmaz ama hani bir yarım saatlik ufak bir session'dı. Orada
bütün karakterler, bütün oyuncular bir şekilde kendilerinin içinde bulunduğu duruma ve iletişimde olduğu kişilere göre değişiklik gösterecek şekilde haber aldılar. Bu haberde bir otele gitmeleri gerektiğiydi. Hepsine otelin adresini paylaşmıştım. Şimdi size tekrar söyleyeceğim. Otelimizin ismi Public Otel'di ve 215 Christie sokağında bulunuyor. New York'ta Manhattan'da. Oyuncularımız bu otele vardığında bu session'ımız başlayacak ama ondan önce hepsinin kendini, üzerindeki kıyafetleri, ekipmanları ve genel bir hani görünüşlerini paylaşmak isterlerse karakterlerini paylaşmalarını isteyeceğim. Adilcan'dan başlayalım. Merhabalar. Üstümde kesinlikle herhangi bir silah yok. Ben zaten kavga oldu mu çok orada duracak bir adam değilim. Ben ağzımla konuşur. Ağzımla konuşur müthiş. Ağzımla kavga eder. Ondan sonra baktım yumruklar çekildiği zaman da hehehe deyip giden bir karakteri oynayacağım bu oyunda. Genel olarak kot pantolonlu ve böyle kapşonlu bir şeyler giyen biri olarak düşünebilirsiniz. Hava da yavaş yavaş soğuyor zaten New York'ta. Kısa turuncu saçlarım ve kısa turuncu sakalım var. Zaten uzamıyorlar. Bu şekilde bembeyaz da bir tenim var. Hani böyle nasıl diyeyim? Zaten insanken de bembeyazmış da vampir olunca daha da bembeyaz olmuş gibi. Pekala. Karakterinin ismini de söyle ve genel bir hani kişiliğinden bahsetmek istersen. Tabii ki. Karakterin adı Magnus Peterson ama Amerika'da Peterson diyorlar. Biraz nasıl diyeyim? Karakter böyle istediğini elde etmeye alışmış bir karakter. İşte yalan söyleyerek, bak sen bunu yapsan ne güzel olur ha diyerek falan insanlara istediğini yaptıran bir şekilde olaylar böyle fiziksel müdahaleye gelmeden işin altından çıkabilen bir karakter. Biraz da sana ne lazım biliyor musun diyerek bir şeyler satan küçük bir iş adamı kendisi. Pekala. Oğuz, senin karakterini dinleyelim. Şimdi benim karakterim böyle zamanında doğru yatırımlar yaparak zengin olmuş bir karakter. Onun dışında klanları biz söylemiyoruz arkadaşlar. Kimse kimsenin klanını bilmiyor. Hani öyle bir şeyimiz var. Gizli tutuyoruz Adil'le ben. Ondan sonra Paylaşmak isteyen olursa her zaman paylaşabilir. yani açıklayabilir tabii de biz açıklamıyoruz işin açıkçası. Takım elbiseyi giyiyor sürekli. İki tane silahım var takım elbisenin altında. Onun dışında yedek şarjör falan taşıyorum. Arabamda bir tane taramalı vardı. En son adresten kuşkulandığım için taramalıyı çekmiştim ben. Böyle hazır bir şekilde gidip taramayı düşünüyordum. Beni tuzağa düşürüyorlar falan diye. Şimdi karakterim nasıl? Açayım biraz okuyacağım, bakacağım şey neydi, ne değildi diye. İşte hayatın vampir olmadan önceki döneminde asker orduda bayağı bir süre geçiriyor. Ondan sonra işte geldiği zaman Vietnam Savaşı'na katılıyor. Oradan döndükten sonra bir noktadan sonra işte bu birkaç firmanın hisselerini alarak böyle zenginleşiyor. Ve bir noktadan sonra vampire dönüştürülüyor. Vampire dönüştürüldükten sonra güzel temiz işler çıkartmaya başlıyor. Onları bahsetmeyeceğim. Bahsedersem ne olduğum ortaya çıkar. O sayede böyle güzel bir çevre ediniyor, saygı kazanıyor. Yani hani bir iş alanı ile ilgili bir iş yapılacağı zaman tamam biz John'a gidelim o halleder diyorlar. O şekilde. Yok ben true değilim. Onu söyleyebilirim. Pekala. Eda, seni dinleyelim. Ben de söylemeyeceğim kralımı hadi bakayım.
biliyorsunuz da söylemek istemedim. Ama benim çok basic ya. Direkt zaten anlarlar ne olduğumu. Benim karakterim her zamanki oyunlarımda ben istediğim yine serseri bir karakter oynuyorum ben. Yine fakir oynuyor arkadaşlar. Skivendor'un Darkborn. Ondan bahsedeyim. İşte ne düz. Koptu, duyamadım son dediğini. Ya biz yine fakir oynuyor dedik de o bayağı geç geliyor sana sesler. Evet, süper. Ben fakir falan değilim. Benim barım var. Lütfen. Bu sefer fakir değilim. Evet, ilk Fakir değilim session'ı arkadaşlar. Barım var. Cesur bir karakter. Ama şey değil, böyle kavgacı bir tip değil. Daha böyle ulaşmacı, çünkü bu şeyde nasıl desem, eğer bir kavgaya karışırsam bundan zararlı çıkacağımın farkında olduğum için biraz daha sakin, daha ılımlı ama oldukça cesur bir karakter oynuyorum. Barım var, tekrar tekrar söylemem gerekirse. İşte barda takılıyorum. Barın üst katında küçük bir dairede yaşıyorum. barı Böyle var. bir karakter. Çok da geç Barı. geliyor sesim size. Böyle söylüyorum, 15 dakika sonra gülüyorsunuz falan. Bana aslında normal geliyor da sana şey yapıyor. Sen bu Evet, arada bir üzücü. internet böyle bir çık. İnternetin modemini aç, kapat falan böyle bir. Belki iş yapar. Yaptım aslında. Aslında yaptım ama bugün çok kötü. Neden olduğunu gerçekten. Ya deprem olduktan sonra böyle saçmaladı. Ona bağladım ama başka bir şeyden de olabilir, bilmiyorum. Bugün internetim leş açıkçası. Artık idare edeceğiz o zaman. Sorun Aynen. değil. Tamam, ona çok fazla bir şey sormayız. Tamam. Hemen seni Bu öldürüyorum o zaman. bir de barı var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bar önemli yani. Hayda. Bunu unutmayın. Benim barım var, tamam mı? Benim barım var. Bir gözüm yok ayrıca. Çünkü sokak arasında yaşlı bir teyzeyi kurtarırken beş tarafından dövüldüm. Böyle. Sonra teyzeyi vampire çevirdin, değil mi? Şimdi şöyle. Çok garip olaylar 1998 vardı. 1998 yılının Kasım ayında oynuyoruz. Hikaye New York'ta başlayacak ama herhangi bir limitimiz yok. Oyunculara da söylüyorum şimdi. Hani New York'ta kalma zorunluluğu gibi bir şey söz konusu değil. Bütün dünya sizin. O yüzden gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Şimdi bir önceki ufak başlangıcımızda Adilcan karakteri Magnus Peterson bulunduğu mekandan çıkıp otele doğru yol almaya başlamıştı ve en yakın kişi olduğu için önce sen varacaksın Magnus. Otelin olduğu bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey soracağım sana. Bu Bloodbath konuşmuştuk ya. Evet. Bloodbath mesela disiplin gibi belli oluyor mu? Kendini belli ediyor mu? Bir bunu sormak istiyorum. Yani tabii disiplinden disipline göre de değişiyor ne kadar belli ettiği. Kıyaslamayı çok anlamadım ama şey, hani dışarıdan düz, hani herhangi bir doğaüstü yöntemle bakmayan, yani dümdüz bakan biri için yine de hani biraz daha iyi, yani mesela atıyorum kendini daha çok güçlendirmek istedin. Hani kan biraz vücudundan çekiliyor, biraz daha irileşiyorsun, kasların sıkılaşıyor gibi şeyler tabii belli oluyor. Anladım. O zaman giriyorum direkt içeri. Dur bekle. Şimdi. Manhattan göbeğinde en lüks semtlerden birine girdim. Yürüyerek mi geldim buraya? Evet. Pekala. Trafiğe takılmadan, kaldırımlardan yürüye yürüye otelin önüne geldim. Otelin girişi değişik bir şekilde dizayn edilmiş. Şöyle, otele girmek için önce yürüyen merdivenlerden çıkman gerekiyor. Yan yana 6-7 tane yürüyen merdiven var. Hepsi birbirine bitişik. Ve hepsi kısa. Yani totalde 15 merdiven falan var aslında ama böyle güzel gözüksün diye bir tasarım yapmışlar ve burası hafif yansıyan bir zemin ve duvarla kaplanmış. Sarı loş bir ışık var.
Kapıda tabii ki güvenlikler var. Ama hani aktif olarak bir arama söz konusu değil. Hani daha çok orada duran takım elbiseli ve etrafı kolaçan eden iki tane insan görüyorsun. Ne yapıyorsun? Şöyle bir derin bir nefes alıyorum. Spor ayakkabılı ayağımla içeri doğru bir adım atıyorum. Güvenlikler bir şey demiyorsa devam edeceğim. Tabii. Nefes alıyormuş gibi bir hareket yaptın. Nefes alamadın doğal olarak. Bu sana biraz garip geldi nefes alma çaban. Kendi içinde bir hani kendine bir güldün. Çok çaktırmadın dışarıya. Sonra içeri doğru girdin. İçeride çok klasik ama lüks bir otel lobisiyle karşılaşacaksın. Sen içeri girdikten hemen sonra da Gwendolyn otelin önüne gelecek. Evet. Otelin önüne geldim. Tabii ki motosikletim var, lütfen. Varım olduğu gibi motosikletim de var. Geldim, otelin önünde durdum böyle. İndim, kontağı kapattım. Kaskımı çıkardım. Bakıyorum, böyle bir çevreye bakındım. Çünkü niye buradayım acaba falan diye de düşünüyorum bir yandan. Ne hissediyorum? İçeri giriyorum ben de. Aynı şekilde sen de içeri girdin. Magnus, lobide herhangi bir şey yapacak mısın, yoksa hani bir koltuğa oturup bir sandalyeye geçip ya da bar tarafına geçip bekleyecek misin? Bar tarafına geçiyorum. Tamam, lobinin hemen yanında geniş bir geçiş görüyorsun. Orada hani bekleme barı gibi, tam otelin ana barı gibi değil de ufak bir bar var. 2-3 kişi oturuyor. Buranın yüksek statüste bir yer olduğunu zaten oturanlardan anlayabiliyorsun. Kendime güzel bir içecek söylüyorum. Sek Tabii. bisik söylüyorum. Tamam mı? Mesela 20 dolarsa da 50 dolar uzatıyorum barmene. Ve diyorum ki toplantı salonunuz ne tarafta olacak? Hangi toplantı salonuna gelmiştim diye soruyor zaten. Yani kaç tane toplantı salonunuz var? Konuştuğum garson, barmen daha doğrusu, presentable giyinmiş. Çok klişe ve klasik bir barmen. Sana diyor ki, eğer spesifik bir yer söylenmediyse büyük ihtimalle sizi ya buradan ya da lobiden biri alacaktır, eşlik edecektir efendim. Belli ki ilk ben gelmişim ya. Teşekkür ederim. İçiyorum. Gidiyorum. Bu sırada Brandon içeri girdim. Magnus'a anlattığım gibi bir ortam var. Ne yapıyorsun? Evet. İçeri girdim. Böyle bir etrafa bakınıyorum. Diyorum ki keşke temiz bir bluz giyseydim diye düşünüyorum. Sonra ben de bara doğru yürüyüp işte cebimin içinden bana uzatılan mendili çıkarıp barmene uzatıyorum mendile. Ve bir şey söylemiyorum aslında. Çünkü adamdan tepki gelmiyor. Son dediğini duyamadım. Ve galiba kopuyorum. Son dediğini duyamadık mendili verdikten sonrasını. Galiba kopuyorum dedim. Mendili verdim. Cevap vermesini bekliyorum adamın. Yani ben bir şey söylemiyorum aslında. Ve inanılmaz derecede açım çünkü uyandığım zaman aslında beslenmemiştim. Hani barda takılıp böyle ilerleyen saatlerde beslenmeyi düşünüyordum ama araya bu aksiyon girdiği için inanılmaz da acıkmaya başladım. Anladım. Yani bir iki kandan daha fazlası eksik değilse sorun yok şu an için. Ne kadar kan eksik şu an? Yok da böyle bir şey olsa böyle bir iyi olurdu yani. Anladım. Yani biraz daha şey gözün doymadı aslında. Öyle diyelim. Tamam. Ya 5 litre kan istemiyorum da böyle bir olsa iyi olurdu. Tamam. Sen mendili uzattın. Bunu sana kim vermişti?
Bara giren kuru adam. Evet. Evet, bara giren kuru adamdan aldığın mendili barmene uzattın. Mendil aldı, baktı. Biri sizinle ilgilenecek, lütfen şimdilik bekleyin. Ben de size bir şey ikram edeyim. Dedi. Ne içersiniz? Oturdum. Sol tarafımda turuncu bir adam oturuyor falan, böyle bakıyorum. Turuncu adam da sana bakıyor. Nereye geldim? Nereye geldim falan diye düşünüyorum. Evet, şu an yüksek statülü yerde tek göze batan kişi gerçekten de o turunculu adam. Ne var? Yok bir şey. Ne içerdiniz diye tekrar sordum. Barmen. Fark etmez deyip geçiştiriyorum. Diyor. Yani böyle hani bir şey anladığını belirtirmişçesine bir ses çıkarıyor gibi. Sonra başkalarıyla ilgilenmeye gidiyor. Evet, John. Arabanla geliyordun değil mi buraya? Evet. Tamam, gelişini bir şey, karizmatik bir giriş yapmak istersen, tarif et istersen. Yok, normal direkt sade, sakin bir şekilde geliyorum böyle, sessiz sakin. Tamam. Gelince otel... mekanı tanıdın mı? Hani daha önce gelmişliğin var mı? Vardır mutlaka. Evet, mekanı tanıdım. Burası Camarilla'nın ana elüzyumlarından bir tanesi. Genellikle prensle toplantılar burada yapılır. Tamam. Taramalı tüfeği arka koltuğun altına geri sokuyorum. Buna gerek yokmuş diye. Ondan sonra valeye arabanın anahtarını verip bir de bahşiş verip yürüyen merdivenlerden çıkıyorum böyle. Vale çok teşekkür ederim deyip arabanı alıp otoparka götürüyorum. Merdivenlerden çıktım. Lobiye geldim. Sen ne yapacaksın? Ya şu lobide koltuk kısımları oluyor yani, böyle bekleme. Tekli koltuk, üçlü koltuk falan olur. Hani böyle ayrı ayrı gruplar halinde genelde. Evet evet var. Bayağı tamam. Da rahat duruyorlar. Tamam, birine oturuyorum. Martini siparişi veriyorum garson geldiğinde. Çift tamam. Zeytin olsun mümkünse. Tabii ki. Shaken mı, stirred mı diye soruyor sana. Shaken olsun, shaken. Bir tane. Sonra... ve oturup günlük gazete falan varsa gazetelere bakıyorum. Ne olmuş, ne bitmiş falan. Tabii tabii, olmaz mı? Hemen karşımda da zaten başka bir tane hafif kilolu takım elbiseli bir adam, ağzında prosu günlük gazetesiyle şöyle sana baktı gazetenin ucundan. Sonra gazetesine geri döndü. Senin önündeki masada da var günlük gazete. Ya aldım bir tanesini, okuyorum. Tamam. Özellikle baktığın haberler var mı yoksa öğrenmek istiyorsun? Hisse senetleri ne olmuş? Onlara bakıyorum bizim şirketlerin. Senin şirketler sağlam şirketler. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Sen tamam, de o zaman ki. O zaman güzel. Devam. Ondan sonra işte böyle günlük 3. sayfa haberleri. Hani işte şurada şu öldürülmüş, burada bu öldürülmüş. Böyle ilgimi çekebilecek İşte bir şeyler var mı? Hani onlara bakacağım. Böyle arka sokaklarda öldürülmüş birileri. Şöyle. Genel hani zaten sıklıkla olan suçlar, cinayetler ve olayların aksine Brooklyn Keskin Nişancısı isminde bir haber gördüm. Aha. Bu biraz hani diğerlerinin aksine biraz öne çıkıyordu. Çünkü hani şehrin ortasında bir adam 5 farklı hedefi keskin nişancı tüfeğiyle Brooklyn'de öldürmüş. Ve hepsi farklı yerlerde ve çok kısa sürelerde. Polis hala kendisini arıyor. Peki. Bu haber ilgimi çekti. Okuyorum bunu işte böyle. Kimmiş, neymiş. Kim oldu, ne oldu ya, bilmiyor. Daha cesetlerin çok... kim olduğu, hani öldürdüklerinin kim olduğu isimleri yazıyorsa. Bir de şey böyle hani hangi lokasyonlarda olmuş olaylar falan. Genel bakalım. Bir kafanda genel bir şey oluşturuyorsun. Ayrıntılara şimdi çok girmeyeceğim ama tamam. Daha sonra hani üzerine biraz daha düşünüp lokasyonları spesifik olarak istersen onları da paylaşabilirim. Aynen, onu sonra şey yaparız. Evet, bu böyle bekliyorum ben ya. Hani ondan sonra işte ne bileyim spor haberlerine bakıyorum falan. Ya öyle gazete okuyarak martinimi içiyorum falan, takılıyorum. Tamamdır. Garsona da bahşiş veriyorum bir noktada.
Parayı saçıyorsun her tabii zaman canım, gibi. Yani. İki zeytinli martini getiriyor. Son afiyet olsun deyip gidiyor. Yaklaşık 3-4 dakika oyalanıyorsunuz. Siz ikiniz barda, John da lobide oturuyor. 2-3 dakika sonra önce bar tarafına bir tane görevli geliyor. Otellerde hani üniformalı bu valiz taşıyan görevliler olur ya. Onlardan bir tane genç bir çocuk geliyor. Önce en yakın oturan kişi olarak Gwendolyn'e gidiyor. Ve merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. 5. katta sizi bekliyorlar. Eğer asansör tarafına geçerseniz diğerlerine de haber verip hemen geliyorum. Teşekkürler diye kalkıp diğerleri falan diye düşünüyorum. Çünkü bayram değil, falan değil. Amcam beni niye öptü? Burada ne işim var gibi bir sürü soru var kafamda. Gittim asansöre, 5. kata çıkıyorum. Tamam, asansöre gittim. Asansörü çağırdım. Henüz bir şey yok. Bir hareketlenme yok asansörde. Magnus sana geliyor. Aynı şekilde lütfen benimle gelin. Asansör tarafına geçerseniz 5. kata çıkacağım diyor. Şimdi bu arkadaşın bir kokusuna bakmak istiyorum. Tabii, kokusuna. Av gibi mi kokuyor? O zaman bana bir Perception Survival atar mısın? Tabii ki. Zorluğun av gibi kokuyordan kastın ne? Nasıl bir koku bekliyorsun? İnsan kokusu bekliyorum. İnsanlar da farklı farklı kokuyor ya, yani nasıl bir koku bekliyorsun bu adamdan? Yani genel olarak hani parfüm mü kokuyor, ter mi kokuyor, böyle bir şey mi anlamak istiyorsun yoksa? Parfüm değil ya, hani nasıl diyeyim, ya asıl yapmaya çalıştığım vampir mi insan mı diye ayırt etmeye çalışmak. O yüzden işte terdir, nasıl diyeyim, ter kokuyor mu? Evet, bu kadar. Başka düşünemedim. Tamam. O zaman zorluğu 7 olan bir Perception Survival zarı istiyorum senden. İstiyorsan atarken ne şekilde attığını da açıklayabilirsin. Perception'ım 3, Survival'ım 1. Bunlar bana toplam 4 zar veriyor. Bunları atıp 7'nin üstünde olanları success sayıyorum. 1 geldiği zaman success'i götürüyor. Ve 1 tane 8, 1 tane 1 atarak 0 attım. Kokladım. Adamdan genel bir koku alamadım. Otellerde bir yaygın koku vardır ya, böyle hani halı olan koridorlar bir ayrı kokar. O hani hepimizin zihninde işlemiştir. Bar tarafı bir ayrı kokar ama böyle hani otel kokusu deyince, işte hastane kokusu deyince aklına genel bir konseptler gelir ya. Öyle bir koku aldım. Otel kokuyor burası. Evet, gidelim. Olur. Buyurun diyor. İzninizle bir kişi daha var. Hemen kendisine haber verip geliyorum. Tabii, ben bekliyorum. Teşekkürler deyip gidiyor lobi tarafına doğru. John. Kim alıyormuş? Efendim. Şöyle bakıyorsun. John, sana doğru bu bahsettiğim görevli yaklaşıyor. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Daha önce karşılaştık mı hiç? Daha önce evet, hiç geldim. Genellikle... Evet evet, yani bu şu an gördüğüm kişi, buraya gelenleri genellikle hani kimle görüşeceklerse onlara götüren kişi. Ama otelin diğer işleriyle ilgilenmiyor. Sadece tamam, bu işi yapıyor. Tamam, güzel. Sana geldi. Efendim, buyurun isterseniz toplantı salonuna geçelim dedim. Tabii ki deyip gazeteyi katladım. İşte koydum. Bugün nasılsın? İsmini biliyor muyum ben bunun? İsmini tabii şey, yakasındaki o ufak metal levhada yazıyor zaten. İsmi Chris. Chris. Bugün nasılsın Chris? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Aynı işte. Bir süredir gelmiyordunuz. Davet gelmiyordu. Davet gelince geliriz. Asansöre doğru yürürken hani ufak bir ayaküstü muhabbet ediyorsan. Asansörün önüne geldiğinde asansör tuşuna basan Gwendolyn'i görüyorsun. Ama asansör kesinlikle oynamıyor. Onun hemen yanında Magnus'u görüyorsun. Biraz daha sert bas.
ve yanlarına geliyorsunuz. İzninizle ben basayım diyor görevli. Şöyle kibarca önüne geçip asansöre basıyor. Fark ediyorsunuz ki asansörün üstünde bir tane kamera var. Böyle kırmızı ışığı yanıp sönen. Şey, görevli basınca, Chris basınca tuşa asansörün o üstte kat sayısı yazan kısmında katlar değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş iniyor katlar. Şöyle ben arkada ceketimi düzeltip önümü ilikliyorum şöyle bir. Tabii. Ben de bakıyorum böyle yanımızdaki en eli yüzü düzgün adamın ceketini ilikmemesi beni böyle bir ürpertiyor. Niye canım? Hiç senin tarzın değil böyle yerler. Gelmiş böyle elini yüzünü düzeltiyor falan. Bu ne böyle? Bu resmiyet ne yani? Asansörün kapıları açılıyor. Buyurun diyor görevli. Ya bekliyorum evet. Ben işte hani tamam, önde bekliyorum. Bunlar vardı. Ben arkadaydım. Bunlar girsin. Ben de gireyim diye sıramı bekliyorum. Eğer bir şey yapmıyorlarsa atacağım yani kendimi içeri. Bir adım öne atıp böyle. Evet lütfen beyefendi siz buyurun. Sizin biraz aceleniz var gibi duruyor. Peki. Böyle gereksiz bir gerginlik yaşadınız kendi aranızda. Sonra arkadaki el yüzü düzgün takım elbiseli kişi aranızdan geçip asansöre bindi. Görevli tekrar buyurun lütfen diyor. Geçiyorum. Ben de geçiyorum. Böyle. Öyle. Hepiniz bindikten sonra görevli de binip kapıya doğru dönüyor. Sırtını size verip 5. kat tuşuna basıyor. Kapı kapanıyor ve yavaş yavaş klasik klişe bir asansör müziğiyle yukarı doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş. Arkalarından şey diyorum. Şimdi bunlar benden sonra bindi. Ben arkalarındayım ya. İlk seferiniz mi? Sesini duymadık. Bunlar şimdi ben önce bindim. Bunlar arka sonra bindi ya. Tabii dönünce kapıya doğru ben bunların arkasında kaldım yine. Tamam mı ikisinde? Arkalarından beri ilk seferiniz mi diye soruyorum ikisine ithafen. İlk seferiniz mi diye bir soru alınca böyle bir dönüp bakıyorum. Evet deyip önüme geri dönüyorum. Böyle ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. İlk seferim benim. Siz belli ki çok kez gelmişsiniz buralara. Evet, davet edildikçe gelirim. İsminiz nedir acaba? Ben hiç kimseyi tanımıyorum burada. Ben John. John Casey. Çok memnun oldum Bay Casey. Benim adım da Magnus Peterson ama siz bana Peterson diyebilirsiniz. Peki, Peterson. Hanımefendi siz? Hanımefendi dedim, şok geçiriyor şimdi. Ay gerçekten. Gwendolyn Darkborn diyorum. Sonra şey Magnus'un bana Peterson diyebilirsiniz lafına ithafen de aynı tavırla Gwen diyebilirsiniz diyorum böyle. Peki, memnun oldum. Anlaşılan bir süre birlikte takılacağız gibi. Siz ne iş yapıyorsunuz acaba Bay Casey? Bu sırada 3. kata geldiniz evet. Baba parası. Bayağı yavaş. 35'lerde falan gözüküyorum yani. Öyle çok yaşlı bir tipim yok benim. Bakayım bir doğru muydu? Aynen. Yani şimdi bana hepiniz bir perception alertness atar mısınız? Zorluğunuz 6. Bir bakayım kaç tane varmış. Şimdi bilmeyen arkadaşlar yani o izleyen arkadaşlar için ben bir şey yapayım. Perception alertness dediği zaman bizim karakter kağıtlarımızda yazan perception dotlarımızla alertness dotlarımızı topluyoruz. Çünkü 20'lik attın sen. Pardon. Suat Deniz de zar atmış. Ve o kadar zar atıyoruz. Zorluğu 6 demesi de 10'luk zar atıyoruz. Attığımız zarlardan 6 ve üstlerini sayıyoruz. Bir atarsak o birler attığımız başarılı zarlardan birer tane götürüyor. Şeklinde. Şimdi ben de atayım. Kaç tane 6 tane atıyormuşum.
Evet. Bende 3 success var. Kafam karıştı. Kusura bakmayın. Önemli değil canım. Ne olacak? Bende 5 success var. Bende de 3 success var. Tamam. Hepiniz fark ettiniz. Başta hani tam ciddiye aldınız mı bilmiyorum ama asansör gerçekten yavaş çıkıyor. Yani bütün bu konuşmaları yaptınız ve 3. kata anca vardınız. Katlar normalde şimdiye 10 uzun olabilir. Hayır değil. Onu görebiliyorsun kapının aralığından. Hani kapı tamamen kapanmıyor. Bildiğin yavaş çıkıyorsunuz yani garip bir şekilde. Chris, asansörde sıkıntı mı var? Hayır efendim. Niye böyle yavaş çıkıyorsun? Ben de buraya defalarca gelmiş adamın böyle demesinden dolayı böyle bir şaşırıyorum. Ama kopuyorum. Asansörün içinde kamera var mı? Evet var. Efendim güvenlik önlemlerimizi genişlettik. O yüzden. Peki. Yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorum. Perception, empati atıyorsun. Ben de zar atmayarak sana herhangi bir şey çaktırmamak için zar atıyorum. Mükemmel. Altı diye tahmin ettim. Vallahi, 3 saksesim. Hiç umurumda değil. Yalan da söyleyebilir. Prensin adamına sorsak. Adam yalan söylüyor gibi durmuyor. Ya adamın size karşı herhangi bir böyle hani şunu söylemeliyim, şunu söylememeliyim, işte şu gizli bu değil falan gibi bir tavrı olduğunu düşünmüyorsun. Adam bilmesi gerektiği kadarını bilen bir görevli gibi davranıyor gerçekten. Ve 5. kata geliyorsun. Uzun bir bekleyişin ardından. Asansörün kapıları açılıyor. Asansörün kapıları açıldığında karşılaştığınız manzara siyah parlayan mermer bir zemin. Hemen tabii ki öyle gözlerini devirdin fark etmedim sanma. Tabii ki öyle olacak. geniş odanın ortasında tabii ki uzun bir toplantı masası. En karşıda toplantı masasının başında oturan 14 yaşlarında duran bir çocuk. Onun yanında ayakta duran bir İngiliz kaşifine benzeyen, üzerindeki kürkü, kalın paltosu, yuvarlak gözlükleri ve geniş üçgen sakalıyla bir beyefendi duruyor ama kendisinin sakalını boynuna ve ağız kısmına doladığı atkının kenarlarından çıkan sakallardan hani anlayabiliyorsunuz. Adamın ağzının olduğu kısım gözükmüyor. Atkıyla kapamış oraları. Ya bayağı şey, hani sanki Antarktika'ya gitmiş de hani orada soğuktan korunmaya çalışıyormuş gibi giyinmiş adam. Ve bu iki ya prens ve yanındaki adamın arkasında camlar. Burası camekan bir toplantı odası. Yani dışarıyı tamamen görebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben eğiliyorum direkt. Yani prensi görünce daha önce görmüş müydüm hiç? Hayır, bu prensi daha önce görmemiştim. Tamam, ben prens olduğunda zaten prensle görüşeceksiniz dedikleri için çıkardım. Ben direkt eğiliyorum abi. Hani böyle nasıl böyle selam veriliyorsa hani ütüeli nasılsa onu yapıyorum. O biraz daha sana kalmış. Hani saygı göstermen gerekiyor ama nasıl göstereceğin sana kalmış. Şöyle başımı eğerek şöyle işte bir selam veriyorum ya. Saygılı bir selam veriyorum. Abiye git sanki. Ben hafif eğilerek Sayın Prens diyorum kendisine. Pekala. Ben de aynı şekilde biraz böyle gerilerek başımı eğiyorum. Pekala. Chris, buyurun deyip size toplantı odasını göstereyim. Geçiyorum ben. Yani. Ha, bu arada bir ayrıntıdan bahsetmeyi unuttum. Toplantı masasının üstü bir ziyafetle donatılmış. Ha. Peki. Evet arkadaşlar bunları
Yayında yok, böyle açık şey... açık anlatamıyoruz ama anlayın işte. Yok yok, öyle bir ziyafet değil, gerçek anlamda bir insan ziyafetiyle, yani sizin size çok cazip gelmeyen bir ziyafetle. O bana gelir süper. Abi, ben yerim. Ben yerim, benim öyle... Benim öyle keyiflerim var yani. Abi ben evet. İnanılmaz derecede sarımsaktan irite oluyorum, o yüzden sarımsak varsa hiç dokunmam bile ya. Bana bir şunu kat bakalım. Hayda. Tamam. Bu arada arkadaşlar... Düz bir tane yüzük at. Vampirler sarımsaktan korkmuyor. Merak etmeyin. Yok, sarımsaktan korkmuyorum ama... sarımsaktan hoşlanmadığım şeklinde bir not var karakterimle. O yüzden. Bir tane yüzük mü atıyorum ben sana? Evet, sadece yüzük atıyorsun. Evet. 12 mi attın? Evet. Onu söyle, ben oraya bakmıyorum çünkü. Heh, tamam. Pekala. Şimdi şöyle yüzlük şanslarımız. Bunu ben biraz yani kendi inisiyatifime göre değerlendiriyorum. Bazen aradaki farka bakıyorum. Bazen alçak düşeye bakıyorum. Şu an bayağı kötü attığını söyleyebilirim. Her şeye sarımsak koymuşlar değil mi? Hayır, ama senin ilk fark ettiğin şey sarımsakta kavrulmuş karidesler. Masanın en ortasında bir kaseden sarkan ve böyle buram buram sarımsak kokusu yayan etrafa karidesler. Çok güzel. Ben de harika. İçimden, evet, ben de diyorum ki içimden prensin mizahı müthiş falan. Chris size buyurun dedikten sonra içeri kim geçiyor önce? Ben geçiyorum abi. Ben gidiyorum annem. Pekala. Sen Gwendolyn. Ben de geçiyorum. Tamam. Biraz rahatsız olarak. Evet. Masanın neresine doğru gideceksiniz? Prensin yakın tarafına doğru mu? Yoksa asansöre yakın uzak kısma mı? Prense uzak kısma doğru mu? Abi normalde nereye gidilmesi gerekiyor ki? Ya bunun şimdi etiketiniz var mı? Yok. Bir. Ben bakıyorum. Etiket dediğimiz adab-ı muaşeret. Bir. Benim de bir etiket. Adilcan düştü bu arada. Lanet olsun böyle oyna deyip çıktı değil mi? Bok gibi oynuyorsunuz diye bir anda. Bok dedin, yayın kapatılacak. Aman kanal kapatılacak. Yok canım, o kadar da değil. Şimdi o zaman siz bana bir intelligence etiket dolu atın. Tamam. Zorluğu nedir? Zorluğu 6. Zorluğu ben spesifik olarak söylemezsem 6'dır. Sıfır success. Harika. Bir. Çok güzel. Buradaki en fırlama kişi olarak ne yapması gerektiğini bilen tek kişi de sensin. Büyük ihtimalle bir toplantıya çağrıldıysanız, tamam mı? Yani prens size önemli bir şeyler anlatacak. O yüzden uzağına oturmanın herhangi bir lüzumu yok. Burada hani öyle açık sosyal bir etkinlikte değilsiniz. Gidip adamın yanına oturacaksınız ki adam da size bir şeyler anlatacak. Ne yapıyorsunuz şu an? Ben şu an Magnus'a bakıyorum. Yani ne yapacaklar diye böyle bir bakınıyorum. Ben zaten gidip yanına oturacaktım. İleriye tamam. Doğru gidiyorum. Pekala. Magnus gidip prensin yanına oturuyor. Tamam. Ben de gidip yakınlarına ama diplerine değil böyle Magnus'un yanındaki koltuğa oturayım. Pekala. Magnus'u tam karşısına oturuyorum ben de o zaman yani. Şöyle. Prensin yanına gittiğinizde prens de ayağa kalktı. Zaten ayağa kalktığında sizin göğüs hizanıza anca geliyor. Kendisi saçı gayet güzel kesilmiş. Yüzü pudralanmış. Parmağında kalın altın bir yüzüğü olan ve modern bir iş adamı gibi giyinen 14 yaşında bir çocuk. Çocuk sesiyle size diyor ki
Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Ensesine vuruyorum bunu. Ya öldün ve patladın. Tamam mı? Böyle bağırsakların cama yapıştı ve. Ne yapıyorsunuz? Ya ben oturdum bekliyorum hani böyle bir şey desin. Hani konuya o girsin. Ev sahibi hani biz misafiriz. Pekala oturdunuz. Siz oturunca o da oturdu. Siz oturunca o da oturdu. Çok şimdi şöyle. Bu prensi daha önceki prensi biliyor duysanız eğer bu o değil. Bu yeni gelmiş bir prens ve John senin için söyleyebilirim bunu en azından. İlk evet. defa bugün bundan haberin oluyor ve bugün görüyorsun bu prensi. Bir önceki prense ne oldu, ne bitti, nereye gitti hiçbir fikriniz yok. Kulağınıza hiçbir şey gelmemişti bununla ilgili. Şu an o yüzden onun biraz şaşkınlığını yaşıyor olabilirsiniz. Eğer daha önceki prensi biliyorduysanız. Prensin arkasındaki bu bahsettiğim kaşif gibi gözüken kişi prense eğildi, bir şeyler söyledi. Ben müsaadenizi isteyeyim dedi. John sana döndü. Sen kendisini tanıyorsun çünkü. Hı hı. Görüşmek üzere John dedi. Şöyle bir başlayayım. Asansöre... Okey şey yapıp. Hı hı. Sonra asansöre doğru yürüyüp çıktı kendisi. Prens yemekleri gösterdi. Çekinmenize gerek yok. Bunları size özel hazırlattım. Yiyebilirsiniz. Ben alıyorum o zaman abi. Böyle bir parça koyuyorum. Tadına bakacağım falan böyle. Yiyeceğim yani. Bildiğin. Ben kendime güzel bir tabak yapıyorum. Tamam. Açık büfe gibi topladım oradan. Aynen. Abi. Birkaç bir şey topluyorum. Hatta Gwen'e böyle şunu uzatsana falan yapıyorum. Oradan gravy'yi uzatsana diye. Nazikçe yemeye başlıyorum. Pekala. Sen Gwendolyn. Ben de en yakınımda ne duruyorsa biraz çekinerek çatal bıçakla bir parça alıp tabağıma bırakıyorum. Pekala. Şimdi eat food'u olanlar kimler? Pekala. Ne yok? Ben de yok. Eat food diye bir merit var. Normalde vampirler sindiremiyor ve yiyemiyor bir şey. Tadını da alamıyor. Yani eat food'u olan vampirler de sindiremiyor. Ama hani yiyip tadını alıp bir süre vücudunda barındırabiliyor. Sonra tabii yine geri çıkarması gerekiyor bir noktada. Şöyle, siz yiyorsunuz, sen Gwendolyn yiyecek misin yemekten? Yok, yemeyeceğim. Pekala, sen yemeyince prens nazikçe sana döndü ve dedi ki, kibar bir şekilde, bunu Cezayir'den özel bir aşçıya yaptırdım. Bir tadına bakarsanız çok sevinirim. Rejimdeyim diye espri yapıp sonra böyle utanıp bir parça zorla da olsa ucundan alıp tadına bakıyorum. Tad alamıyorum ama. Yani tadımı aldım öncelikle. Aldın mı? Evet aldım. İyi. Tadı geldi. Ve bayağı şey geldi hani insanken yediğin yemekler gibi geldi tadı. Hadi ya. Güzel. Evet, canın çekti. Uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. Böyle bir zevk tatmamıştım. Çok iyi. Böyle bir şaşırıyorum. Nasıl bu kadar net bir tat alabiliyorum diye. Sonra birden böyle bir tane daha işte bıçakla kesip tekrar yiyorum. Hoşuma gitti. Mutluyum. Sen bu yemek yemeye başlayınca prensin de mutlu olduğunu fark ediyorsun. Hani böyle misafirlerini besleyen bir ev sahibi gibi. O yüzündeki mutluluğu fark ediyorsun. Çocukça mutluluğu. önce yemeğimizin tadını çıkaralım. Sonra da sizinle konuşmak istediklerim var. Buyurun diyor. Kendisi de tabağına bir şeyler toplayıp yemeye başlıyor. Şimdi şöyle. Güzelce bir ziyafet çekiyorsunuz. Tadını gayet alarak. Normalde vampir olmanın bu eksilerinden biri tad alamamaktır. Ve yemek yemektir ama buna rağmen tadını çok iyi alıyorsunuz. Yemeği yiyorsunuz. Ve doyuyorsunuz. Blood pool'unuzu, kan havuzlarınızı doldurun şu an. Beslenme ihtiyacınız kalmadı. Bu çok garip bir deneyimdi sizin için. Burada kesinlikle mistik bazı güçler rol oynadı. Çünkü bunun başka mantıklı bir açıklaması yok. Bunun farkındasınız. Yani bunu nasıl ve aklıma soru işareti olarak
şey yapıyorum böyle. Bu arada bir ara verelim. Evet, bir tam vakti gelmişken. 10 dakika bir ara vereceğim. Evet. O zaman arkadaşlar aradan sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın.